Yepyeni bir canlı testten herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bu sefer yanında çok özel biri İpek var. Sizinle beraber hangi aracı inceliyoruz? Nissan Micra 1.2 otomatik vites. Gelin yola çıkalım, inceleyelim ve bize neler hissettirdiğini hep beraber sizinle paylaşalım. Evet. Arabamız 2012 model, 28 bin kilometrede. İlk sahibinden... En baz model. Yani sanırım Passion deniyor. Şimdi dış mekanıyla testimize başlayacak olursak. Dış mekan özellikleri sence nasıl diye peki? Bence dıştan görünüm olarak çok şirin bir araba ama kapı kolları siyah, yani onu hiç beğenmedim. Bunu gördüğünde beğenmemiştin ama 150 lira, evet. Para veririz, boyatırız. ya da ne, bir üst paket alsaydık, biraz daha fazla para verseydik muhtemelen gövde rengi, evet, olacaktı. Tam uyumlu olurdu beyaz rengi. Bir de araba ince beyazı, çok tatlı duruyor. Üzerinde siyah kapı kollarını sen beğenmedin. Ama görüntü olarak çok şirin bir araba. Özellikle önden gülen bir yüz anımsatıyor. Değil mi? Senin çok hoşuna gitmişti. Yani gülen, evet, bir şirin bir araba ya. Şirin bir araba gerçekten. Özellikle bayanlar için çok biçilmiş şirin. Biçilmiş kaftan diyebiliriz. Evet, sevebileceğini umuyorum. Bir de ne dikkatimizi çekmişti? Tavandaki çizgiler zannediyorum. Evet, onlar da çok hoş. Görüntü bir vermişti. Bumerang tarzı vermişler. Bir tavan üzerinde iki tane bumerang var. Evet. Neden öyle bir şey yapmışlar acaba? Tam bilmiyorum. Biliyorsanız da yorum olarak yazın. Ama araca hoş bir görüntü kattığını söyleyebilirim ben. Bence de. Arabada 14 inç kapak jantlar bulunuyor. Tabii bunlar da aracın ekonomik olması amacıyla tasarlanmış. İç mekanla devam edecek olursak. Aracın içi de dişi gibi çok şirin bence. Çok büyük avantaj sağlıyor. Ufak ama içi geniş. Dışı ufak ama içi geniş. Gerçekten. Bir de ne oluyor? Koltuk döşemelerinin rengi de bej renk ya. Evet. Bej'e yakın bir renk herhalde ya. Ne diyeyim? Koyu renk bej mi? Biraz daha koyu bir renk bej, evet. Bu da arabayı ferah göstermiş. Ve çok geniş camlar var. Falan filan. Etrafı çok güzel görünüyor. Aracı park ederken de büyük avantaj sağlıyor bu size. Ama iç mekandaki, şimdi malzeme kalitesine bakacak olursak, nedir? Sert plastik, kalitesiz malzemelere yer verilmiş. Bu sert malzemede sınıfı dolayısıyla ve aracın baz modeli olduğunu göze alırsak bence kabul edilebilir. Sonuçta arabanın amacı ne? Şehir içi. Bayanlar kullansın, gidip gelsin, park etmesi kolay olsun bir araba. Az yaksın ki gerçekten de yakıt tüketimi olarak avantajlı bir model. Klima şu an çalışıyor, Adana sıcak. Sence nasıl? Bence güzel. Gayet. Serin, evet. Serin. Tatminkar bir serinletmesi var. Bir üniversite turu atarak sizlerle test yapıyoruz. Özlemişiz. Okulumuzu. Koca bir yaz tatilinden sonra. Evet, uzun süredir test çekmiyorduk. Çünkü, evet, yaz tatili vardı. Can Bey biz... tatildeydi. Dönemedi. Biz de tatildeydik. Yani, deniz, kumu, deniz, güneş, kum, güneş, gözlüklerine takayım, şeye devam edin. Tam tatil havası geçmedi. Adana hala sıcak. Evet. Baz donanmasına rağmen arabada ne var? Bluetooth. Geçen sene sohbet ediyorduk. Evet. Ses kalitesi nasıldı acaba? Yani karşıdan konuşan için. Gayet iyi. Yani demek ki karşısız bir... Yani konuşurken herhangi bir problem yaşatmıyor. Gerçekten ses kalitesi de güzel olan bir Bluetooth sistemi var. Şöyle Bluetooth'un bir dezavantajı var, onu söyleyebilirim ki. Cep telefonunuzu Bluetooth'a bağladıktan sonra herhangi bir müziği dinleyemiyorsunuz. Sadece telefon olarak kullanma olarak size hizmet ediyor. Daha farklı bir amacı yok. Ama telefon olarak kullanacaklar için de özellikle bir bayan çantasından çıkarmadan, değil mi, rahatlıkla konuşabilir. Çok avantajlı bir özellik bu aslında.
ki baz donanım 2012 model bir araba. Bence güzel. 2015 yılında ne yazık ki Volkswagen'de hala yoktu bunlar. Yani ne kadar sevsem de eksileri de burada bir inelemek lazım. Söylememiz lazım yani. Neyse, yine arabaya dönecek olursak, ön konsolda biraz tuş karmaşası yapılmış. Bu tuş karmaşası ancak biraz kullandıktan sonra alışıyoruz. Araba baz donanım dedik. Baz donanım olmasına rağmen direksiyonda tuşlar var. İşte telefonu açıp kapatabiliyorsunuz. Ondan sonra radyo kumandalarına buradan erişebiliyorsunuz. Gayet tatminkar. Sıcakta arkadaşımız ne güzel şemsiyeyi kendine gölgelik yapmış. Zekice. Adam da çok aslında. Bir mikro daha. Bu siyah renk ve bir eski model. Bu makyajsız kasa. Herhalde 2013'te makyajlandı bu araba. Evet. Yani bir yıl sonra, hatta bu araba 2012'nin son ayında trafiğe çıkmış ama sonra makyajlandı. Farlarda ufak değişiklikler yapıldı. İç mekanda küçük eşyalarınız için çok fazla yere yer verilmemiş. Vitesin önünde iki adet bardaklık var. Özellikle torpido çok küçük. Değil mi? Çok da her şeyi alabilecek kapasitede değil. Hani üzerine bir bölme var ama. Bunda kağıt vesaire ufak. Biz ne yapmışız? Ruhsatı koymuşuz. Aslında test çektik, yorulduk. Şöyle bir son durak kafede bir kahve mi içsek? Olabilir. Yoksa kayıkhaneye mi içsek? Kayıkhane şu an güneş midir? Güneş değilse. Evet. Ya, buraya da geçelim. Buranın da manzarası güzel. Hangisini tercih güzel, edersin? Tamam, burada şey. Ya da burada bir soğuk bir şey ya da orada soğuk bir şey, orada sıcak bir şey. İkisini aynı anda yapabiliriz değil mi? Vaktimiz var. Saat göstergesi var mı? Saat göstergesi tam kadranın ortasında. Hı. Ne yazık ki yolcular saati göremiyor. Evet. Ama kadranın okunaklığı gayet güzel. Burada hangi viteste olduğunuzu söylüyor. Zaten P, R, N, D farklı bir şey yok. Yani arkada da bir L modu var. O da hani çok dik yokuşlarda veya ne derler, inişlerde bazen lazım olacak. Özellikle sizin için. Biz son durağa geldik. Bir kahve içelim. Hep beraber tekrar devam edeceğiz. 2012 model dedik. 28 bin kilometrede dedik. Araçta herhangi bir ses, bir çıtırtı, mutlu etmeyen bir şey, problem var mı bence? Yok, bence de yok. Yok, gayet stabil ve rigid araba hiç. O yönde sizi üzmüyor. Manuel klima var arabada. Otomatik, dijital bir klimaya yer verilmemiş ama yine soğutması. Gayet iyi. Klima ızgaraları da çok şirin dizayn edilmiş. Evet, yuvarlak. Böyle yuvarlak, istediğimiz yöne çevirebiliyoruz. Tam ayarlayabiliyoruz. Evet. Çünkü sıcakta insan istiyor ki şöyle yüzüme gelsin, serinletsin beni. Ondan sonra diyorsun ki üşüdüm. Evet. Yani Adana'nın bu sıcağında araba güzel soğutuyor. Hava sıcak ama bir dış sıcaklık göstergesi araçta yok. Veya ben bulamadım. Ortadaki gösterge gerçekten güzel, okunaklı, anlaşılabilir. Çok kolay. Sol tarafta bir devir saati var. Tam ortada hız göstergesi. Ve sağ tarafta ufak bir ekran olarak da ekranda da yol bilgisayarı verileri ve yakıt düzeyi gösteriliyor. Yol bilgisayarının anlık tüketim var, ortalama tüketim var hepsini. Ama kullanmak ergonomik değil çünkü göstergenin ortasındaki tuşla idare edebiliyorsunuz. Göstergenin ortasındaki tuşla idare etmeye kalkınca da tabii ki ister istemez ergonomi dışına çıkmış oluyor araç. Oyuncağa benziyor gerçekten. Ufacık ve oyuncak bir vites. Evet, daha şık olabilirdi gerçekten. Olabilirdi. Bir de bu kapı kollarını da beğenmedim. Bunlar da biraz basit görünümlü olmuş. Genel anlamda biraz basitliğe kaçmış. Basit, evet. Düz bir araba. Ama şirin. Yani. Daha şık olabilirdi sadece. Acaba üst modelde, hani daha fazla donanımlı olan da kapı kollarının rengi ya da kalitesi değişiyor mu? Bayağı plastik şeklinde. Evet. Kapı üstleri de sert plastik. Kapı cepleri biraz ufak. Evet, bayağı ufak. Torpido gözü de bayağı ufak. Bir de burada makyaj aynası yok. Bunu fark ettim. Bir hayal kırıklığına uğradım.
Bir bayanın ilk bayan baktığı. Bayan olmazsa olmazı gerçekten. Neden yapmamışlar acaba? Hadi bir de bayan arabası yani. Şey olsa evet, anlayacağım. Burada oturan kişi %90 bayan olacak. Burada da yok. Orada şoförde da yok. De yok. Hani, lan ruhsata sıkıştırabileceğim bir lastik bile koyamışlar. Ayrıca şey. Ben eksiklerden biri bence. Şu tutamaçlar da yok. Solda, evet. Arkada hiçbir yerde tutamaçlar yok aracın. İç dizayna pek önem vermemişler gibi. Ya da genellikle tek bayan falan kullanır mı diye düşünmüşler, bilmiyorum. Küçük eşyalar içinde vitesin önünde 2 adet bardaklık var. El frenin yanında böyle ufak bir göz daha koymuşlar. Ama çok da fazla bir detay yok ne yazık ki. Evet, çakmaklık sanırım. Uzak değil mi? Evet, o yani çakmaklık. Onu fotoğraf olarak ektiğim, belki videoda kameradan gözükmedi ama gerçekten ufak ve çok aşağıda yani yeri. Araç zaten ufak. Üniversiteden çıkıyoruz. Ama koltuk döşemesini ben beğendim. Ve koltukların böyle ufak bir arabada konforu da yerinde bence. Rahat gerçekten. Güzel sarıyor. Yan destek yerleri gayet yerinde güzel yapılmış. Ufak bir arabada daha düz beklersiniz. Süspansiyonlara gelirsek bir miktar süspansiyonlar sert, bunu söyleyebilirim. Hani lastikler de ufak ama kalın yanak lastikler olmasına rağmen demin tümseklerden geçerken buruntuyu hissediyorsunuz. Hafif de sesli çalışan bir yapısı var. Belki de aracın yılına bağlı olarak, sonuçta 2012 model. Evet. Bir araç biraz daha yeni olsaydı daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Ama bunun için bir miktar süspansiyonların sert olduğunu söyleyebiliriz. Park sensörü falan da yok. Park sensörü de yok. Hani bayanların en çok isteyeceği, arayacağı şey ama. Aynen. Kornası çok tatlı. O da oyuncak gibi. O da oyuncak gibi. Çok tatlı bir kornası var. Bunu beğendim. Arka camlar otomatik değil. Elle çeviriyorsun. Camları çok geniş gerçekten. Ama bir film istiyor değil mi? İstiyor. Özellikle Adana sıcağında kesinlikle araba... Kesinlikle istiyor. Cam mekan gibi, bindiğinizde fırın gibi olmuştu yani. Evet. Ona rağmen klima güzel çalışıyor, bunu söyleyebilirim. İyi soğutuyor gerçekten. Çünkü o kadar güneşte kalınca bir araba zorlanması lazımken onu yaşamıyorsunuz. Vitesten bahsetmiştik değil mi? Vitesin büyük tuşunun altında ufak bir tuş var. Ufak tuşa bastığınız anda, basalım mesela, sport diye bir lamba yandı. Bir vites araba ufalttı gibi oluyor. Zaten CVT vites ama bir vites azalttı gibi oluyor ve daha devirli çalışıyor araç. Tekrar manuel moda aldım ve devir düştü. Evet, tümseklerden geçerken biraz, araba da yerden yüksek, belki de onun etkisi var. Bayağı bir uzun yol olarak düşünecek olursanız, ben bu aracı Konya'dan getirdim geçen hafta. Evet. Uzun yolda da şöyle söyleyebilirim. 100 km'ye kadar hani stabil, ancak düzlüğün üzerine çıktığınızda araba rüzgar sesini çok fazla almaya başlıyor. Buna şey olarak da sizi yoruyor. Hani buna mütabil de sizi yoruyor. Genellikle zaten şehir içi aracı yapılmış. Dönüş açıları mükemmel. Çok kısa yerde, hani çok dar alanlarda dahi direksiyonu kırdığınızda güzel dönüp, dönüş çapı zannediyorum 9.3 metre gibi bir kısa çapta. ...78 boyundayım. Koltuğu kendime göre ayarladım da. Hani kabul edilebilir sınırlarda bir diz mesafesi. Ama gayet de güzel bir baş mesafesi var arabanın. Hani arka taraf bile... küçük olan şaft tüneli sayesinde zor durumlarda 3. yolcuyu bile taşıyabileceğinizi size gösterebiliyor. Ayrıca emniyet kemerinin rengini de çok beğendim. Koltuklarla çok uyumlu olmuş. Volkswagen'de bile yoktu. Siyah. Evet, siyahtı. Değil mi? Siyah da senin hoşuna gitmemişti. Aynen. Gayet güzel olmuş. Yakıt tüketime değinecek olursak, aracı şehir içi ve şehir dışı karışık kullandık.
yol bilgisayarı verisi şu an için hani şehir dışı ağırlıklı geldik. Çünkü Konya'dan geldik. Yaklaşık 350-360 km Adana'ya Konya. Konya'nın üzerine ben Konya'da tüketimi sıfırladım. Şehir içinde de yaklaşık 100 km gezdik. Bunda full klima açık. Ortalama değeri 4.9 litre gösteriyor yol bilgisayarı. Bence gayet iyi. Realde şehir içinde 6 litre civarlarında bir tüketim olacaktır. Bu da bence kabul edilebilir. Şehir dışında da yaklaşık yavaş gittiğinizde 90 civarında da hani 4.5-5 litre civarında elde edebilirsiniz. Benzinli 80 beygir bir araba için. Limitlerde. Güzel. Aracın yakıt deposu sol tarafında. Yakıt almak istediğinizde yakıt deposunu far kumandalarının altında sol taraftan hatta kapı taşma kolunun yanından bir tuşla açıyorsunuz. Onun yeri bence çok ergonomik olmamış. Daha iyi bir yere alınabilirdi. Ama direksiyonun elle oturuşu ve verdiği tepkiler gayet net, güzel. Bu sizi mutlu ediyor. Tabii üst model olsaydı, deri kaplı olsaydı. Daha güzel olurdu. Tabii yani kalite artardı ama bazı donanan bir araba için gayet yeterli. Aracın içerisinde sadece bir adet aydınlatmaya yer verilmiş. O da önde. Ama yeterli zaten. Araba ufak olduğu için başka bir aydınlatmaya gerek kalmadı. Gerçi haklısın, hani ufak araba içinde bir aydınlatma yeterli gibi. Şu anda Adnan Menderes'te dolaşıyoruz biraz. Manzaramız güzel. Biraz da müzik açalım mesela. Ses sistemine bakın. Mesela başka bir şey. Kilit. 15. seviyede müzik. Çok da fazla yapmayalım ki telif hakkı ödemek zorunda kalmayalım. Doğru. Sonuç olarak toparlama yapacak olursak arabanın ufak birkaç eksiği dışında gayet kullanışlı. Beğendik. Bence evet. De kullanışlı. Şehir içinde insanların isteklerine kolaylıkla cevap verecek düzeyde. Yakıt tüketimi düşük. Park etmek kolay. Yani bu aracı alacak kişilere ne yaparız? Tavsiye ederiz. Evet. Camların geniş olması park sırasında ve yan aynaların da geniş olması park sırasında ve şehir içinde bayanlara bayağı bir kolaylık sağlıyor. Bayanlara özel tasarımlanmış diyorum. Kesinlikle. Veya şöyle hani aracın motor ve çekiş özelliğine gelecek olursak yani 1.2.80 beygisi CVT'nin etkisiyle de reel olarak şeye bakınca teknik özelliklere bakınca 0-100 zannediyorum 14.5 saniye falan gözüküyor. Ama o kadar da ağır ve hantal gelmiyor değil mi? Yani aracın evet. Gidişine bir zorluk hissetmiyorsunuz. Vitesler CVT yani oranlar çok güzel ilerlediği için güç kaybını fazla yaşamadığını söyleyebilirim. Aracı klima çalışmasına rağmen şu an çok rahat taşıyor. Ki arabanın yükü ve kilosu da çok az değil. Hani ben ekspertiz yaptırdığımda oradaki de 1040 kilo civarıydı ki ruhsatta da 1050 kilo civarında bir değer var. 1040 kiloda ölçülen değeriydi. Çok hafif bir araba da değil. Yol tutuş olarak güven veriyor ama ne dedik? Süspansiyonlar biraz sert. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Başka bir cam testte görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.